Selamlar. Selamlar. Nasılsınız? Her zaman hareketli şarkı olur mu? Olmaz. Selamlar. Hoş geldiniz. Çok fazla bir telif melif yemeden hemen kapattım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bakalım kimler burada? Selamlar. Şimdi şöyle baştan başlıyorum. Bugün sizinle ne yapacağız? İnşallah 18 Nisan 2021'deki 18 Nisan'daki şeylerimizi çözeceğiz. Paragraftan atma sorularını çözeceğiz. Şöyle hemen bir bakıyorum. Merhabalar. Can hocam merhaba. Çok soru sorduğumu biliyorum. Barajı geçmem gerek de saç det bileşik olunca yani ayrı şöyle ki ayrı olunca ne anlama geliyordu? Şimdi saçez dersek gibi saçı detle beraber saç bla bla detle kullanırsam arada boşluk görürsem öyle nokta nokta ki eğer saça tek başına görürsem şöyle ya da böyle diye çevirebiliyorum. So that'in ayrı ya da bitişik yazımı var. So that bileşik yazarsam, sın diye ayrı yazarsam öyle nokta nokta ki. Selamlar, selamlar, merhaba. Hocam merhabalar. 5 günlük tıptı videolarını izledim. Dün açıklanan tıptıdan 61-25 puan aldım ve TUS'ta istediğim puan aldım. Böylece istediğim bölüm olan beyin cerrahisine inşallah girebiliyorum. Hocam tebrik ederim. Tebrik ederim. Harikasınız. Harikasınız. Harika. Vallahi çok mutlu oldum Emine hocam. Tebrik ediyorum. İnşallah çok daha güzel şeyler duyarız. İnşallah duyarız. Helal olsun hocam. Ne demek helal olsun? Böyle güzel haberleri duymak bizi mutlu ediyor. Darısı inşallah herkesin başına. İnşallah. İnşallah. Tamam dersten sonra bu PDF'i de Telegram kanalımda paylaşayım olur mu? Ders PDF'i açılmıyor Ece Hoca'nın. Bakalım ona da ona da bakayım onu da paylaşmaya çalışayım. Haydi şimdi bence fazla zaman kaybetmeden dersimize geçelim diyorum. Şimdi Şimdi. Allah PDF'imizi açmamışız. Harika. Hemen PDF'imi açayım ben de bu sırada. Evet. Şimdi PDF'imi açtım. Ve geliyorum sorularıma. Şimdi sorularımıza bakacağız. Peki sorularımızı çözerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları inceleyelim önce. Şimdi paragraf atma soruları, paragraftan atma soruları bence paragraf tamamlamaya göre bir tık daha güzel tatlış sorular, sevimli sorular, daha mük sorular. Şimdi bu soru tarzlarının arkadaşlar tabii ki her zaman olduğu gibi konu kapsam özünde birbirini takip etmeli. Refer ifadeleri ayrıca ne yapmam gerekiyor? Takip etmem gerekiyor. Yani bana sallıyorum işte de dediyse, dem dediyse bunların karşılığı var mı? Yok mu? Bu refer ifadeler boşa mı atılmış, ne olmuş, ne etmiş? Onları kontrol etmem gerekiyor. Ve tabii ki varsa bağlaçlara dikkat etmem gerekiyor. Bu bağlaç benim için bir öncekini ya böylece deyip bir öncekini mi açıklıyor? Gerçekten bu böylece bağlacına burada ihtiyaç var mı? Yoksa burası olumluydu, burası bir olumsuz cümle geldi. Kendi aralarında böyle dan diye olumludan olumsuza geçemeyeceğine göre
Yoksa burada bir zıtlık bağlacına mı ihtiyaç vardı? Bunların hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii defalarca kez yapmıştık aslında bu derslerimizden, bu soruları nasıl çözeceğimizden hepsinden bahsetmiştik. Sesim için böyle arada çatallı çıkıyor, özür dilerim. Böyle bir kısılma ihtimali var galiba. Onun dışında sorularımızı aynı şekilde zaten çözeceğiz. Şimdi tabii ki neye dikkat edeceğim? Konu kapsam özne içerisinde kaybolmayacağız ve asla o bütünlüğü de bozmadan ilerlememiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Bize neler söylemiş, neler olmuş, neler bitmiş bakalım. Şimdi diyor ki bana diyor ki Children, çocuklar ve ergenler ve yetişkinler bazen ne yapıyorlarmış? Korku yaşıyorlarmış. Ney korkusunu? Zorluğun, sürdürmenin zorluğunun korkusunu yaşıyorlarmış. Resmi konuşmada, büyük gruplar önünde konuşmada, resmi konuşmaya ve bunu sürdürmenin zorluğunu yaşıyorlarmış. Tamam, güzel. Öğretmenler can help, yardım edebilir azaltmaya, gerçekçi olmayan unrealistic korkulara, bunları azaltmaya yardım edebilirler. By pointing out. Ne yaparak? By artı verb ing bize ne çevirisi veriyordu? Bunu hep söylüyoruz. Erek, arak çevirisi veriyordu bize. Göstererek ya da vurgulayarak ne yapıyorlarmış? Nasıl yaygın olduklarını, onların insanlar arasında nasıl yaygın olduğunu göstererek ve what, ne yapacaklarını onlar hakkında in order to azaltmak için böyle korkuları. Bakın saçı ben burada tek başına gördüm. Böyle korkular dediğini, yani bu refer ifadenin bir şeyi olması lazım. Bahsinin geçmesi lazım. Peki benim için böyle korkular dediği ne olabilir? İşte topluluk önünde resmi bir konuşma şeyi yaşıyorlardı. Ondan bahsetmiştik. İşte ondan bahsediyor. Such korku, such fears dediği, böyle korkular dediği aslında bundan bahsediyor. Böyle korkuları azaltmak için onları ne yapacağını ve insanlar arasında nasıl yaygın olduğunu göstererek bu gerçekçi olmayan unrealistic korkuları azaltmaya yardım edebilirmiş öğretmenler. Sağlayarak fırsatlar öğrenciler için, uygulamak için yalnız ya da bir öğrenciyle ve sonrasında artan bir şekilde büyük gruplarla uygulama, öğrenciler için bir uygulama yaparak onlara fırsat sağlayarak azaltmaya yardımcı olabilirlermiş. Şimdi birbirinin devamı niteliğinde mi? Evet, öğrenciler bu problemleri yaşıyor. Öğretmenler bunları azaltabilir ve nasıl azaltacağını söyledi. Such fears diye bir de araya refer attı. Bakalım devam edelim. Bakalım sonrasında devam edelim. Thus, böylece öğrenciler uygulama yapabilirlermiş, konuşma uygulaması yapabilirlermiş in front of. Onların akranlarının önünde bir uygulama, konuşma uygulaması yapabilirlermiş. Peki nasıl akran bunlar? Who deyip açtın. Karşılaşan, aynı durumla karşılaşan onların akranlarının önünde konuşma uygulaması yapabilirmiş. Ne oluyorken? Bilgileri sunarken ya da soruları cevaplarken ya da gruplarda bir tartışma yapıyorken. Aynı durumla öğrencilerle karşılaştığında, yani aynı durumla karşılaşan öğrencilere, akranların önünde bir konuşma uygulaması yapabilirlermiş öğrenciler. Peki böylece diyerek bir önceki öğretmenlerin hazırladığı fırsat ortamıyla artık böylece bunları yapabilirler diyebilir misin? Yani şurada bu uygulamaları, konuşmaları yapabilirler der misin? Dersin. Güzel. Bak 1, 2 ve 3 kendi arasında gayet uyumlu gidiyor. Güzel gidiyor. Peki 4'e bakıyorum. Öğrenciler ihtiyaç duyarlarmış bilmeye, nasıl konuşmacılar farklılaşırlarmış birbirlerinden ve nasıl belirli konuşmanın belirli durumlarda farklı formlarında olduğunu, nasıl farklılaştığını bilme ihtiyacı duyarlarmış. Bilmeye ihtiyaç duyarlarmış. Şimdi bak burada öğrencilere, öğretmenle birden başladın, bir de dedin ki öğrenciler işte sorun yaşayabilir, zorluk çekebilir. İki de dedin ki öğretmenleri yardım edebilir. Üçte de dedin ki böylece öğrenciler konuşabilir. Sonra beşte de dörtte de dedin ki
Öğrenciler ihtiyaç duyabilir bilmeye. Konuşmanın farklı formlarının ya da konuşmacıların nasıl farklılaştığını bilmeye ihtiyaç duyabilir. Bir dörtte bir şöyle bir sallandık. Bir bakalım, beşe bakalım. Uygulama. Sözlü sunum uygulama. Bu yollarla. Hangi yollarla? Bak, in this ways. Sana bu yolları hep yukarıda öğretmenin sağlayabileceği şekilde söyledi. Orada sana neyden bahsettiğini sana anlattı. Bak, in this way, bu yollarda sözlü sunum uygulaması can lessen azaltabilir öğrencinin anksiyetesini. Aynı zamanda yardım edermiş onlara to learn öğrenmesi için, dersin konusunu öğrenmesi için de yardım edermiş. Yine öğrenciye sunulan bir fayda mı var? Öğretmenin yaptığı. Ve in this way, bak, in this ways. Bu yollar da var mı? Var. Nasıldı? Ya bunu ne yapacaktı? Öğrenciyi tek başına ya da bir öğrenciyle, sonra daha büyük gruplarla bir fırsat sağlayacaktı öğrencinin konuşması için. Ya da insanlar arasında yaygın olduğunu göstermeye çalışacaktı. Bu yollarla dediği oraya bir atıf. Demek ki 5 de şu gruba dahil oldu. 4 patladı. Sonra geldim 77'ye. Bakıyorum, bana 77'de demiş ki köpek balığı bir Rincon Types diye bir köpek balığından bahsediyor. Bakalım bunlar neymiş? En büyük, evrendeki, dünyadaki en büyük balıkmış. Ulaşan neye? 20 metre uzunluğa ulaşan, 20 metre uzunluğa ulaşan ve 20 ton kiloya ulaşan bir balıktan bahsediyoruz. Neye rağmen? Onların boyutlarına rağmen. Devasa bir şeyden bahsediyorum. Bu devasa devler, yavaş hareket eden devler tehlikeli değildir insanlara. Bak, burası önemli. Ne yaptın? Bunların, bu köpek balıklarının 20 metre uzunluğunda ve 20 ton kiloda olduğundan bahsettin. Sonra bunların boyutlarına rağmen, bak, ben onların boyutlarından bahsediyordum, İnsanlara tehlikeli olmadığından bahsettin. Bak, 1-2 kendi içinde güzel, uyumlu gitti. Peki, sonrasında bakıyorum, köpek balıklarımız eğilimliymiş. Ne olmaya? Kümeleşmeye. Çeşitli kıyı alanlarında kümeleşmeye eğilimliymiş. Avlarında mevsimsel artışı izleyen, takip eden, devam eden, çekilen kıyı bölgelerinde de kümeleşme eğilimindeymiş. İçeren neydi? Zooplankton patlamalarını ve balık yumurtlamalarında içeren bu avlarda mevsimsel bir artış oluyormuş ve kıyısal alanlarda da bir neyden bahsediyor sana? Kümeleşmeden bahsediyor. Ne oldu şurada, ben boyutlardan bahsediyordum. İki de ben boyut dedim. Ay, ama insanlara tehlikeli değil dedim. E ne oldu? Boyut nereye gitti? Bak, üçte bir sıkıntı var. Bir şey var. Peki bakıyorum, dörtte yine bir avdan mı, avlanmadan mı bahsedecek? Gençler have been known, bilinirmiş. Dalgıçlarla oynadığı bilinirmiş. Bak, nereden yakalıyor seni? Bak, nereden yakalıyor seni? Gençlerinin, yani yaş olarak gençlerin, bu balıkların gençlerinin dalgıçlarla oynadığı biliniyor. İnsanlara karşı tehlikeli değil, insanlara tehlikeli değil. Bak, dalgıçlarla oynadığı biliniyor. Hop, dördü de çektin mi yanına? Çektin. Ama insanlar bir tehdittir onlara. Bak, onlar insanlara bir tehdit değil ama her zamanki gibi insanlar bir tehdit onlara. Güzel bir devam mı? Güzel bir devam. Hop, o zaman 3 çok bariz bir şekilde açıkta kaldı mı? Kaldı. Gelelim 78'imize. Şimdi bize demiş ki tüm insanlar, tüm insan kasları içerirmiş. Both and, hem böyle yavaş hem de hızlı lifler içerirmiş. Ama kaslar farklılaşırmış. Onların yüzdesi bakımından farklılık gösterirmiş. Herkes, hem tüm insanlar hem hızlı hem de yavaş kas liflerine sahip. Hem yavaş hem hızlı kas liflerine sahip. Ama bunlar oran bakımından, her biri oran bakımından farklı. Her lifin, her lif türünün yüzdesi belirli kaslarda ne yapıyormuş? Çeşitleniyormuş insandan insana. Zaten aynı şeyi söyledin. Doğru mu? Tamam, güzel. 1-2, okey. Örneğin bak, bunun bir insandan bir insana kas türlerinin, şu yavaş ve hızlı kas
liflerinin farklılaştığının örneğini vermen lazım. Eğer örnek bu değilse 3 bizlere ömür. Bakıyorum. Quadricepsler, bacaklardaki quadriceps kasları, bunu da bir örnek veriyor. Çoğu maraton koşucusu yaklaşık neye sahipmiş? %80 yavaş kas lifine sahipken böyle kısa mesafe koşucusu da, sprinter dediği kısa mesafe koşusu da yaklaşık %60 hızlı kas lifine sahipmiş. Hop bak, çoğu maraton koşucusu %80 ama kısa mesafe koşucusu da %60 kas lifine sahip. O zaman 2 ve 1'in örneği oldu mu 3? Oldu. Tamam, güzel. O zaman 1, 2, 3 gittiler. Peki 4 mü 5 mi? Şimdi buna bakıyorum. It is unusual. Olağan dışıdır bulmak bir koşucuyu. Nasıl bir koşucu? Who deyip açtım. Compete. Rekabet eden eşit bir şekilde. Hem 100 metrede hem de 10.000 metrede eşit bir şekilde iyi rekabet eden koşucuyu bulmak zordur. Koşucular ne gibi görünürmüş? Rahat ediyor gibi koşma yarışlarında rahat ediyor gibi görünüyorlarmış belirli uzunluklarda. Şimdi böyle kaldım. Tamam. Bak, kaslardan bahsediyordum ben. Koşuculardan değil. Ben o bir örnek verdim. Şimdi kaslardan bahsediyorken bir anda şey bulmak zor dedim. Nedir onun adı? Koşucu bulmak zor dedim. Bunun bulmasını zor buldum. Hem de hem 100 metrede hem de 10.000 metrede eşit bir şekilde iyi koşan bir koşucu bulmak zor dedim. Şimdi bak, konu burada farklılaştı. Konu burada koşanların farklı kas türlerine sahip olmasıydı. Konu burada yine koşanlardan bahsediyor ama hem 100 metrede hem de 10.000 metrede eşit bir şekilde iyi koşan yarışmacıya geçti. Hop, dörtte bir sallantı var, beklet. Bu farklılıklar, hangi farklılıklardan bahsediyor kardeşim? Bu farklılıklar derken sana şurada söylediği, çoğu maraton koşucusunun %80 bir yavaş lifinin olması, kısa mesafe koşucusunda da 60, %60 hızlı kas lifinin olması dediği işte senin için bu farklılığa giriyor. O zaman hop, 5'te tuttu mu? Tuttu. Genetik olarak karar verilirmiş. Bu farklılıklar, genetik olarak karar verilen bu farklılıklar şüphesiz yardım edermiş account for, açıklamaya. Bizim farklı atletik yeteneklerimizin olduğunu açıklamaya, izah etmeye. İzah etmek buna yardım edermiş. Hop, uyumlu oldu mu şu 1, 2, 3, 5 oldu. 4 patladı. Anlaştık mı? Account for bizim için izah etmek anlamında. Bir de account for bizim için ne anlamındaydı? Oluşmak anlamında kullanıyorduk. Eğer yanında yüzdelik bir şey veriyorsa oluşmak anlamını kullanmak bizim için güzel olurdu. Peki, şimdi geldim. Baktım bir sorunuz var mı diye 79'a bakıyorum. 79'da bana ne söylemiş? Aztekler. Bak, nasıl Aztekler? Who deyip açıklıyorsun. Nasıl Aztekler? Geliştiren bir büyük ama kısa yaşamlı bir medeniyet geliştiren, merkezi Meksika'da bir medeniyet geliştiren Aztekler, bak şuraya kadar senin için özneydi, torunlarıdır. Bir, neyden bahsetmiş? Savaşçı kabile olarak bilinen Tolteklerin torunlarıdır. Tolteklerin torunlarıdır. Peki, according to neye göre? Azteklere göre onların orijinal ya da asıl evleri, vatanları bir neymiş? Adaymış. Bir göl içinde, Aztlan olarak adlandırılan bir göl içindeki bir adaymış. Anlamı beyaz toprak olarak anlamına geliyormuş. Böyle olduğundan bahsetmiş. Şimdi ben burada bak, bir şeylerin torunlarıdır dedim. Savaşçı bir kabilenin torunları olarak bilinir dedim. Sonra da burada bir anda dedim ki orijinal vatanları bir adadır dedim. Bilmem ne dedim. Peki bakalım. 1-2 arasında tam bir bağ kuramadım. Bir buraya dikkat. 10. yüzyılda, milattan sonra 10. yüzyılda Toltekler. Hop, bak Tolteklere çektin yine. Ne yapmışlar? İnşa etmişler büyük
bir şehir inşa etmişler. Ne olarak isimlendirilen? Tula olarak. Meksiko City'nin artık Meksiko City olarak bilinenin kuzeyine bir Tula isimli büyük bir şehir inşa etmişler. Bak, Tula olarak bilinen bir kabilenin torunlarıydı. Bu Toltekler de ne yapmışlar? İşte Tula şehrini yapmışlar. Ama sadece iki ya da yarım yüzyıl sonra, 12. yüzyılın ortalarına geliyor yani. Ne yapmışlar? Toltekler fethedilmişler. Bir göçebe kabile tarafından göç edilmişler. Bak, devam ediyor muyum Toltekleri anlatmaya? Tolteklerden devam. Bak, ben hiç şuraya kaymadım. Onların asıl vatanlarının neresi olduğu, vatanları nereydi, oraya kaymadım. Sonrasında Toltekler tüm yönleriyle ne yapmışlar? Dağılmışlar. Her yere dağılmışlar. Ne yaparak? Aztek kültürünün önemli bir elementi olan dini geleneklerin ve efsanevi mirasından ayrılarak tüm yönlere ayrılmışlar. Bak, Aztekler burada bir medeniyetti, Meksiko'da bir medeniyetti. Tolteklerin torunu olarak bilinen. Sonrasında Toltekler nereyi yapmıştı? Sonra nerede, kimler tarafından fethedildi? Sonra nerelere yayıldı bunlar? Hepsinin bilgisi var mı elimizde? Hepsinin var. Ama ikideki asıl vatanlarının Azlant olması ile ilgili elimizde devamında güzel gelebilecek bir şey yok. Doğru mu? Sonra geldim 80'e. Krokodiller ve yine işte krokodil dediğimiz bizim için timsahlar ve timsah benzeri yine bir hayvandan bahsediyor. En büyük yaşayan sürüngenlerdir. Bir timsah uzmanlaşmıştır. Neydi? Avcılıkta, suda avlamada uzmanlaşmıştır. Şimdi baktığım zaman bak, yine bir farklılık var. Yaşayan en büyük sürüngen diyorum. Hop, sonra diyorum ki birden de avlamada uzmanlaşmıştır diyorum. Bak, yine bu ikisi arasında bir sallantı var. Bakalım 3, 4, 5 bize hangisini gösterecek. Oldu o neye rağmen onlar görünüyorlarmış. Oldukça ne gibi görünüyorlarmış? Kertenkele gibi görünmelerine rağmen onlar aslında daha yakından akrabaymış, daha yakından ilişkiliymiş kuşlarla ve büyük dinozorlarla. Nasıl dinozorlar? Hangi dinozorlar? Kaybolan, dünyadan yaklaşık 66 milyon yıl önce kaybolan büyük dinozorlara ve kuşlarla daha yakından benzerlermiş. Şimdi bak, neye benzediklerinden bahsettin. Sanki yaşayan en büyük canlı sürüngenlerdir. Hani kertenkelelere benzemelerine rağmen gibi sanki görünüyor. Pek bir avcılıkla bir iş yok gibi. Bakalım. Dörde bakalım. Bu canlılar yaşamışlar ne kenar? Bak. Hop. 3-4 bağlantılı. 1-3-4 bir böyle kendi içerisinde güzel oldu. Bu canlılar, bu yaratıklar yaşamışlar. Beraber dinozorlarla. Milyonlarca yıl önce dinozorlarla beraber yaşamışlar. Ve muhtemelen avlamışlar onları. Aynı pusuyu taktiklerini kullanarak avlamışlar. Sular içerisinde, tuzlu su içerisinde neyleri öldürmek için? Bu faloları öldürmek için aynı pusu yöntemini kullanmışlar. Tamam, onlar not changed, değiştirmedi çok fazla o zamandan beri. Çünkü onlar ihtiyaç duymadı, gerek yoktu, ihtiyaç duymadılar. Onlar her zaman mükemmel bir şekilde benimsediler. Onların yaşamları mükemmel bir şekilde benimsediler. Tamam. Şimdi bak. 3, 4, 5 zaten kendi içerisine baktığımız zaman güzel gidiyor. Peki 1 mi 2 mi? Hangisi patlar? Hangisi patlar? İki daha böyle mantıksız değil mi? Bak, timsahların en büyük yaşayan bir şey olduğuna, sürüngen olduğuna benzettin. Sonra onları kertenkeleye benzettin. Kertenkeleye benzettin, sürüngenden bahsettin. Yine en büyük yaşayan sürüngen ama kertenkeleye de benzerliğinden vurgu yaptın. Onun için iki daha saçma olur. Anlaştık mı? Aynen öyle.
69'un A olması gerekmez hocam. Çünkü bir cümleye according to hani Azteklere göre böyle bir cümleye direktan diye başlayabilir miyim? Sanki ondan bahsetsem bir şeyler anlatsam daha güzel gibi. Anlaştık mı? Var mı sormak istediğiniz bir şey, anlamadığınız bir yer? Bu çözdüğümüz 5 soruyla ilgili. Dondum galiba. Dondum mu? Tamam. Rica ederim. Çok teşekkür ederim Berfin hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde kaçırmayın. Yine beraber soru çözmeye devam edelim. Derslerimizi takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.